Merhum kişinin ruhuna El Fatiha deyince kişinin ruhuna gider mi? Bu söz doğru mudur? Farz et ki ben öldüm, sen bana Fatiha okuyorsun. Oku bakalım. Hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd tüm varlıkların sahibi olan Allah'a mahsustur. Ben de duyduğumu sana cevap verdiğimi düşün. Elhamdülillah tabii biliyoruz ya. Ama benden geçti, sen bil kardeşim diyorum. Errahmanirrahim. İyiliği sonsuz ikram boldur. Tamam biliyorum ama bana niye okuyorsun ki bunu? Artık bittim. Demem mi? Ondan sonra Malikiyem hesap gününün malikidir. Tamam kardeşim anladım. Daha benim şu anda dünyada bilmeseydim de şimdi anlasaydım da gene bir faydası yok. Sen kendi düşün ya bunu. Ben de kulak yok ki artık. Hayır farz et ki duyuyorum yani. Cevap veriyorum öyle düşün yani. Karşılıklı konuşuluyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ibadeti doğrudan sana yaparız. Yardımı doğrudan senden dileriz. Ya benden geç lütfen canımı sıkma çek başımdan. Demez mi ölen adam? He? Çek başımdan der ya. Ondan sonra ihtina sıratel müstakim. Doğru yolu bana göster ya Rabbi. Ulan ben gördüm sen gör Allah'ını seversin. Çek başımdan bak şimdi canlı olsaydım seni iyi bir döverdim. Demez mi? Gayril mağdubi aleyhim gazaba uğramamış olanların veled dalin sapıtmamış olanların yoluna. Ulan tamam tamam yeter artık ya. Benim artık yapacağım hiçbir şey kalmadı ya sen yap demez mi? Ama ne oldu? Kur'an yaşayanlarla ilgili olmaktan çıktığı için. Bari hiç olmazsa bir şey hiçbir işe yaramıyor var böyle yerlerde şey yapalım. Ah bir de ellerinizi açacaksınız. Dışarıdan göre bu adam buradan ölülerden ne istiyor diye de şaşıracak adam.